Merhaba arkadaşlar. Ben bir ara şu konuya takıldım bu aralar. Bu özellikle aşırı bir bunun üstüne düşülüyor. Din konusunda. Yahu şimdi Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş arkadaşlar. Ben bunu bazen canlı yayınlarımda, diğer videolarımda da söylüyorum. İşte denetim yok. Malum şu zamlardan dolayı bilhassa denetim yok deniliyor. Ya denetim insanların, herkesin vicdanında olacak, kalbinde olacak arkadaşlar. İnanın her şeyi denetlemek mümkün değil. Şimdi yolsuzluğu yapan bir insan değil mi? Yani insanlarız, bizleriz. Zamı yapanlar, işte gücümüz yettiğince yolsuzluğu yapanlar. Bunu denetleyecek olan kim, melek mi? Yani denetleyicilerimiz ayrı birileri mi? O da insan değil mi? Veya da onların bizden denetleyi yapacakların bizden bir üstünlüğü mü var? İnsan olarak veya uhrevi bir özellikleri mi var? Sizin bizim gibi içimizden, sizin bizim kardeşlerimiz veya çoluğumuz, çocuğumuz birisi bir yerde yetkili müfettiş işte. Bu da denetleyici. Yani kim kimi denetliyor? İnsan insanı denetliyor. Niye? Bak insan diyorsun. Yolsuzluğu yapan da insan, denetleyen de insan. Şimdi ahlaki çöküntü içindeyiz arkadaşlar. Ahlak olmayınca ne olursa olsun denetlensin, şu olsun, bu olsun, boş. Şimdi mesela geçen bir kardeşimiz dedi ki işte sınava gireceğim, dua et. Abicim bak, dua bu dünya için değildir. Dünya ahiret içindir. Dünya işlerinde senin yapabileceğin şeye dua gerekmez. Sen sınava gireceksen bunu kazanmanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Nedir? Çalışmak. İşte benim kanalımda, ama ben şunu söyleyeyim. İşte sınavın varsa gelip benim canlı yayınımda orada sohbet etmeyeceksin. Gideceksin dersine çalışacaksın. Bak daha ne diyeyim ya. Kendi müşterimi kendim gönderiyorum mesela. Şimdi birisi diyor işte çocuğuma mama alacağım. Bayanın biri gelmiş. 100 lira mı 50 lira ihtiyacım var. Ya dedim ki kardeşim sen dokunmatik telefonun var. O zaman diğer malum yerde canlı yayın yapıyordum. Buraya girecek kontrolün var ama çocuğuna 150 liraya alacak mama alacak paran yok. Bu nasıl işte sen orada geziniyorsun, o zeminde geziniyorsun. Yokluktan bahsediyorsun. Sosyal medyadan çıkmıyorsun. Şimdi dün daha bir arkadaşımız diyor, böyle dini bir konu açıldı, şey açıldı. Ha diyor, ben sırf bu hocalar yüzünden cumaya gitmiyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Yarın ne diyeceksin soru geçecek dediğinde? Hocalar böyle yaptı da o yüzden mi cumaya kılmadım diyeceksin? Sen kendinden sorumlusun. Sen cumaya gitmeyi canın istemiyor, mani arıyorsun. Kendine hafifletici sebep arıyorsun. Kardeşim senin canın cumaya gitmek istemiyor. Senin canın cumaya gitmek istese, namaz kılmak istese tırı vırı. Biz savaşta değiliz. Depremde değiliz. Sel felaketinde değiliz. Kuraklıkta değiliz. Su yokluğunda, ekmek kıtlığında değiliz. Esir değiliz. Senin neyin mağduriyetinden dolayı namaz kılmıyorsun? Yok hoca şöyle yapmış. Yapsın ya, sana ne? Hoca demiyor ki benim yaptığımı yap. Hoca gitti şurada, affedersin, hovardalık yaptıysa hoca demiyor ki gel benimle beraber hovardalık yap. Sen hocanın arkasına niye gidiyorsun? Namaz kılmaya gidiyorsun. Gerçi seni ilgilendirmez ki. Yani işte şu şeylere ne diyor? Bizi yaratan kim? Allah. Bize verecek olan kim? Allah. Allah'tan başkasından bir şey beklemek nedir? Yani bu burada şirke giriyor arkadaşlar. Allah'ım senden başka bir yiyecek daha var. Ben ona dua ediyorum. Şuradaki kabire, şuradaki yatıra, şuradaki şuha. Ya o şuhun ne özelliği var? Dua edeceksen peygambere dua et o zaman. En büyük şuhumuz da, şeyimiz de o. O hocanın ne özelliği var? Allah'ına bir bağlantısı mı var? Tövbe estağfurullah, torpil mi yapıyor yani? Onun ne verme yetkisi var? O zaman şuraya dua edelim, cenneti garantileyelim.
Allah'a namaz kılmayalım o zaman. Cennet için de şahı dua edelim. İnsan olarak aciziz. Bizim ulaşamayacağımız şeyleri vermenin tek yolu Allah'tır. Bunu istemek Allah'tır. Bir de ben şunun için dua etmem arkadaşlar. Hele şeyi görüyorum var ya, bazen sosyal medyada sizlere de denk geliyordur. Şu duayı şu kadar okursan işte bir haftada, 10 günde, işte 3 günde, 5 günde paraya kavuşursun. Yokluk yüzü görmezsin. Kesin garanti dua. Ya vallahi nasip etmesin. Bu zamana yetmedim. Bundan sonra da şaşırtıp ettirmesin. Ya para için, rahatlık için Allah'a dua etmem ya. Allah'tan istemem yani. İstemeye utanırım yani. Allah'ım bana bol para ver demeye utanırım. Bir kere şeyi unuttuk. Bu dünyaya geliş amacımızı unuttuk. Bu dünyaya geliş amacı nedir insanın? Sınav. Burası sınav yeri. Ahirette bir yer kazanabilmek için bu dünya çalışma yeridir, sınav yeridir. Burada amaç o. Ama biz ne yapıyoruz insanlar olarak? Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Mal mülk için, miras için birbirimizi öldürüyoruz, küsüyoruz, darılıyoruz, konuşmuyoruz. Sanki lan işte baban öldü, anan öldü, ondan kaldı sana. Onun da ondan babasından kaldı. Hani deden nerede, baban nerede, dedeğin babası nerede, onun babası nerede, onun malları sahipleri onlardı. Hani onlar nerede? Onlara da kalmadı. Babana da kalmadı, sana da kalmayacak yani, bana da kalmayacak. Bana kalmayacak şey için niye kavga ediyorum acaba? Benim olmayan şey için niye kavga ediyorum? Tapuda benim adım yazıyor, doğru. Bir de bir insanı bir yerde görmüştüm. Hoşuma gitti. Ne kadar unutulmaz olabilirsin. Bir insan istediği kadar şey olsun, ne kadar unutulmaz olabilir. Seni, ben öldüğüm zaman bahsedeyim, şöyle söyleyeyim mesela, kendimden yine örnek vereyim. Beni oğlum hatırlayacak. Senede birkaç sefer aklına gelirsem gelirim. Konu açılırsa. Torunum hatırlayacak. Belki yılda bir sefer, iki sefer. Oğlum da vefat ettiği zaman beni kimse hatırlamayacak. Ne kadar ömrüm var? Atıyorum bizim ırsi olarak sülalemizin ortalama yaş ortalaması 75. Köydeki bizim sülalenin amcalar, amca çocukları, şeyler falan filan. Anormal bir hastalık çıkmadığı zaman normal vadesi yeten ölenler 75. 75 de oğlum yaşasın 150 yıl. Bu dünyada 150 yıl adın geçecek. Hem baba 150 yıl adın geçecek yani. Ondan sonra sen bu dünyada yaşadın mı, yaşamadın mı kimsenin senden haberi olmayacak. Sen bu dünyaya geldin mi, burada yaşadın mı, yaşamadın mı? Kimse bilmeyecek, unutulacaksın çünkü. Böyle bir şey için niye birbirimizi öldürüyoruz acaba? Bu sadece insanlar, kardeşler için değil, ülkeler için de böyle. Bütün dünya bir ülkenin olsa ne olur ya? Bütün dünyayı bir ülke savaşta ele geçirdi. Ne olacak? Diyelim ki bütün dünyayı ele geçirdi. Ne olacak? Ben mesela çok param olsa ne yapacağımla ilgili hiçbir hayalim yok. Atıyorum bana trilyonlar geldi ya. Olmadık bir yerden trilyonlarca para geldi. Onunla ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim diyeceğim hiçbir şey yok. Ne yaparsın ya? İnsanın aklı neye yeter? En fazla gider iyi bir araba alırsın. İyi bir yazlık alırsın belki, ev alırsın. Gözde olan bir yerde. Ondan sonra ne yapacaksın? Yaş genç oldu muydu? Gidersin malumumuz, insan olarak bizim düşüncemiz, sabit fikrimiz. Yatır kalkarsın, affedersin, biraz da parayı şeyinle harcarsın. Oraya harcarsın parayı.
Ondan sonra ne yapacağım? O parayla. Bir yere gelir tıkanırsın. En iyi yemekleri ya, ne olacak? Sürekli şey ye. Kebap ye. Kral lokanta da ye, ne olacak? Bu zamana kadar onu yemeden normal yedin de ne oldu? Onu sürekli yiysen ne olacak? Evlerine geçecek. Affedersin, o da karnında şey olacak, gidip tuvalete yapacak. Ömrünü ömür mü katacak? Yok. Canına can mı katacak? Yok. O para olduğu zaman stresin daha çoğalacak. Uykun kaçacak, yarın nerede yiyeyim parayı diye. Yarın nereye gitsem acaba? Parayı nasıl biraz harcasam diye şaşıracağım. Söyleyemeyeceğim şeyler var daha. Böyle artık hiçbir şeyden zevk almayıp da çeşitli şeyler yapanlar, iyi kötü tahmin ediyorsunuzdur aklı başında olanlar ne demek istediğim. Arkadaşlar, parayı da herkes taşıyamaz. İnanın böyledir. Para insana kibir getirir. Kendini beğenmişlik getirir. Onu herkes taşıyamaz. O paranın varlığını taşımak mesele. Onun vebalini taşımak daha ayrı bir mesele. Şimdi konuyu dağıtıyorum. Dinliyorum. Soru sormuşlar hocaya. Hoca gözükmüyor da sesi var. Mezarın üstündeki otlar yolunur mu, caiz mi? O da diyor ki mezarın üstündeki yeşil otlar yolunmaz. O otlar sallandıkça rüzgardan orada yatanın günahları gider. Ya hiç aklım olsa da inansam. Ben hoca değilim ama. Maalesef böyle hocalarımız da var. Ben ibadetimi yapmayayım. Namazıma gitmeyeyim. Orucumu tutmayayım. Dedikodu, fuhuş, zina aklına ne gelirse yapayım. Mezarın üstündeki ot beni kurtarsın. Ya böyle bir şey var mı Allah aşkına ya? Yani böyle bir saçmalık mı var mı? Bunu soran da saçma zaten. Cevap veren hoca da aklına yanayım zaten. Öyle de biraz hocalar milletin hoşuna gitmek için bazı şeylere, böyle şeylere cevap vermemeleri lazım aslında. Ottan insana ne hayır gelir ya? Şimdi mezarın üstündeki ottan bazı hocalar da diyor dua etmeyin. Dualar ölüler için değil. O zaman duanın hiç faydası yok. Öyle bir şey olsa dua cennete götürmesi lazım orada yatan adamı. Sen dua edip cennete göndermen lazım. Kardeşim Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş. Bu dünyadayken dua et demiş ya. İşte zikrini yap, şunu yap, bunu yap, cenneti isteyen de mi ne istiyorsan ona göre. Ben yapmamışım, benim oğlum boyun arkamdan dua ediyor. Oh ne hala. Ben yemişim, içmişim, affedersiniz her altı yemişim. Keyfime göre yaşamışım. Oğlumun hayatına feragat edecek. Gidecek Kur'an okuyacak, şey olacak. Sürekli gelecek benim mezarda Kur'an okuyacak benim yüzümden. Böyle bir şey var mı ya? Ne güzelmiş. Tayin et yerine sevap kazanacak birisi. Böyle böyle ısmarlama şey mi var? Olurmuş yani. Bu ısmarlama işi. Ben yapamadım. Senin benim yerime sen yap. İyi oldu olacak. Bas bir hocaya parayı. Para çok. Hoca okusun dursun anasını satayım. Tut bir tane hocayı. Ölçüm yapıyoruz, ölçüm. Paran çok, kirala bir tane hocayı. Hoca okusun dursun o zaman. Oh, ne güzel. Dirtarsın. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bu dünya için dua etmeyin. Gerçek sahip olacağınız şey için dua edin, gelip geçici şey için değil. Ya oğlum meraklanma, sana ne ya? İş güzarımları üstüne vazife olmayan şeyi aleti karıştırıyor. Ya sana ne bırak.
Yok bahtım açılsın diye dua. Yok. Oğluma iyi nasip et çıksın diye dua. Bunlar duayla değil, bunlar kaderdir, insanın kaderidir. Ha, bir laf var, dünya dua üzerine kurulmuş. Hayır kardeşim öyle bir şey yok, dünya dua üzerine kurulmamış. Kim diyor dünya dua üzerine kurulmuş? Dünya dua üzerine kurulduysa o zaman Müslümanlardan başka insanların yaşamaması lazım. Öyle değil mi, haksız mıyım? Yani ben bunları konuşurken beni inançsız zannetmeyin arkadaşlar, Allah aşkına Müslümanız. Ben dünkü arkadaşlara dedim böyle konuşuyorduk. Ya işte Müslüman ülkede şöyle. Ne dedim? Kim Müslüman? Kaç tane Müslüman? Ya elhamdülillah Müslümanım. Ya elhamdülillah ben de Müslümanım. Nasıl Müslümanım? Elhamdülillah. Ne kadar söylemesi basit. Elhamdülillah Müslümanım. Ah bitti. Elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım öyle her şey bitti mi? Yırttın gitti. Elhamdülillah Müslümanım dedim. Olay bitti. İşte arkadaşlar. Kendimize biz dine uymuyoruz, dini kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Uyanığız ya, Allah'tan akıllıyız ya, tövbe estağfurullah, Allah'a kafir edeceğiz. Çok akıllıyız ya, Allah'a kafir edeceğiz, işimize geldiği gibi davranacağız. Yok ona mana bulacağız, yok buna mana bulacağız. Ya hoca ne yaparsa yapsın. İşteyse hoca yine kalkıyor adam. Ömür boyu 5 vakit namazını kılıyor. Kaçımız kalkabiliyor sabah 4.30'da 5'inde o keyifli uykunun ortasında da namazımızı kılabiliyor? Sabah namazını uyku bölümde kaçımız kılabiliyor? Kaç kişi var? Hoca işteyse kalkıyor kılıyor. Görevli olsa şey de olsa. Kalkıyor kılıyor. Uykunun en tatlı yerinde. Sabah 4'ünde, 5'inde, 3.30'unda yerine göre. Sen affedersin, şey yapa yapa uyurken o adam camiye gidiyor, namazını kıldırıyor bari. Günahı da varsa ayrı, günah ayrı. Sevap namazı ayrı, işlediği günah ayrı. İşteyse o namazını yerine getiriyor. Allah kabul etsin, ne kadar eder etmez o Allah'ın kendi arasında. Ama sen niye hocayı mana ediyorsun? Niye Ahmet'i Mehmet'i mana ediyorsun? Namaz kılmayacaksın da başkasına iftira atma bari. Senin gitme niyetin yok. Onu açık açık söyle. Esas dün duyduğum bir konu daha vardı. Onu söyleyecektim. Onu da şey yapacağım. Unuttum konuyu ya. O da dikkatimi çekti. O konu neydi onu unuttum ya. Bana kalsa mesela şu konu şeyde, lan bizi de uçururlar sonra şu hoca gibi. Ben cemaatlere de karşıyım. Kardeşim din bir tane, namaz bir tane, oruç bir tane, zekat, hac. Bu bir tane ise çeşit çeşit şey uydurmanın anlamı ne? Cemaat uydurmanın, tarikat uydurmanın anlamı ne? Hepsinde 5 vakit değil mi? 5 vakit. Oruç aynı, zekat aynı. Hac aynı. Kelime-i şehadet getirmek aynıysa bölünme niye? Tarikat niye? O zaman bu dini birisi yanlış yaşıyor. Bir grup tarikat doğru yaşıyor. Nereye kadar istiyorsun? Ya bizim bu kaç metreye kadar gidiyor? Burası kaç metreye kadar? İşte nerede bitiyor? Ondan fazlasını yapmayayım demek istediğim yani. Oraya kadar. Olar da alınacak. Olar, alınacak. Olar da alınacak ama ben çok güzel kalacağım. Kadar bu konuda çıkar mı? Üzere başlar.
Ben oraya nasıl düşürmüşüm onu ya? Ya senin olsun yavrum, senin olsun. Yemek için ne oluyor? Bizim eleman nerede? Canın öyle istiyor herhalde. Çevrenizde illaki vardır.
Evim buraya gider. Adam da para çok, iyice yer arıyor. Turist gibi her sene gidiyor. Şimdi Türkiye'de şart değil. Bu yeryüzünde Allah'ın yarattığı bir kulu açlık çekiyor, sıkıntı çekiyor da sen de affedersin, kıçını kurtaracağım diye her sene Ümre'ye gidiyorsa ne bileyim yani, bunun yorumunu da siz yapın ya. Bir taraf açlıktan ölüyor, bir taraf taraflarımı kurtaracağım diye ömründe bir sefer şart olan şeyi defalarca yapmaya çalışıyor. Ben şimdi sürekli şöyle düşünüyorum. Misal bir toplumdayız, oturuyoruz. Bir kadın için mesela, bir kadın geçiyor. Diyorlar ki işte şu kadın şöyle bana. Anladınız mı? Hemen ya öyledir demek içimden geçmiyor. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Kendi ailemi düşünüyorum. Hemen kendi ailemi onun yerine koyuyorum. Benim ailem yapar mı? Belki o kadın belki yapıyordur, yapmıyordur, bilmiyor. Yani hemen yakıştırmayı, ya he, öyledir demeyi sevmiyorum. Çünkü bazı insanlar belki bilerek söylüyor, bazıları sırf canı öyle istediği konuşanlar da var. Onun öyle olmasını isteyip keşke yaralanabilmesi için öyle diyenler de var. Belki de gerçekten de o kadın öyle de öyle diyenler var. En basitinden şunu söyleyeyim, daha önceki videolarımda da söyledim. Bir insan biraz yürümeye başladığı zaman, bir şeylerin sahibi olduğu zaman çalışıp da erkekse kurt takmanın hemen şeyi yolu vardır. En basit yolu. Define buldular. Bunlar define buldular. Demezler ki ya ben kafede şurada burada otururken şurada burada parkta eğlenirken ben şuralarda tatilde paralar yedirken bu adam çalışıyordu demez. Yani demeyi yediremez yani o insanın hakkıyla çalışıp da kazandığını söylemek zoruna gider. Ya sana ne var ya? Niye zoruna gidiyor ki? Sen de çalış kardeşim. Yani birisine hakkıyla çalıştı kazandı demek zoruna gidiyor. Niye zoruna gidiyor ya? Sen de çalış. Avare avare geze geze çalış kardeşim. Ha, zengin olmayabilirsin belki. Onun kadar kazanmayabilirsin belki ama